Değerli izleyenler merhaba. Bugün reçetede nefes yolunda mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ve ilerleyici bir akciğer hastalığı olan KOAH hakkında konuşacağız. Bu hastalığın bilinçlendirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın da ciddi desteği var ki bu yıl Dünya KOAH Günü 19 Kasım olarak belirlendi. Bu etkinliklerden de bahsedeceğiz. Konuğum Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Dane Ediger. Sizin de merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz varsa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Dane Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün az önce de belirttiğim gibi Dünya KOAH'lılar Günü 19 Kasım olarak belirlendi. Siz burada 19 Kasım'da neler yapılacak, ne gibi etkinlikler Bursa'da gerçekleştirilecek? Biraz da o nedenle biz 2 gün öncesinden bu programı yaptık. Vatandaşları bilinçlendirmek istedik. Evet. Bir etkinliğimiz var. İsterseniz bunu duyurarak başlayalım. Tabii. Şimdi 19 Kasım Dünya KOAH Günü'nde biz tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk Toraks Derneği'nin Marmara Şubesi olarak bizim uzmanlık derneğimizin ve Sağlık Bakanlığımızla ortak yaptığımız bir proje var, GARD projesi. Evet. Kronik solunum hastalıklarında birlikte çalışıyoruz Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Müdürlükleri ile. Birlikte yaptığımız projede biz o gün, çarşamba günü, 19 Kasım çarşamba günü, KOAH'ın erken tanınabilmesinde çok önemli bir test olan solunum fonksiyon testinin uygulamasını Korupark Alışveriş Merkezi'nde bir stand açacağız. Ve bu standa gelen tüm vatandaşlarımız, hastalarımız ücretsiz olarak sıraya girip testlerini yaptırabilirler. Bunu da buradan duyurmak amacıyla da KOAH hakkında hem bilgi vermek hem de bu etkinliğimizi duyurmak amacıyla da buradayız. Çünkü bu tedavi yöntemi çok önemli aslında, bu test daha doğrusu. Tanı yöntemi, evet. Çünkü erken tanı bu hastalıkta, birazdan bahsedeceğiz gerçi, çok önemli. Evet. Çünkü farklı hastalıklarla da karıştırılabiliyor. Baktığımızda belirtileri çok normal, herkes de görülebilecek tarzda belirtiler. O yüzden diyoruz ki çarşamba günü herkesin bu testi yaptırması bekliyoruz lazım. Bekliyoruz oraya, evet. O zaman öncesinde bu hastalığı biz tanıyalım. Söyledik, iltihaplanma, akciğerlerde oluşan bir hastalık dedik. İlk önce isterseniz akciğerlerimiz ne işe yarar? Biraz onlardan bahsedelim. Çünkü sonra bu hastalık nasıl tahrip eder daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Anlaşılması için. Şimdi bizim akciğerlerimiz iki esas kısımdan oluşuyor. Evet. Bir, dışarıdan aldığımız havayı alveol dediğimiz hava keseciklerine iletmek için borular var, borucuklar var. Bir ağacın dalları gibi düşünebiliriz. Dallanarak dağılıyorlar ve akciğerdeki hava keselerinde sonlanıyorlar. Bunların ucundaki hava keseleri çok önemli. Çünkü aldığımız oksijen o hava keseciklerine doluyor. Ve hava keseciklerinin etrafı kan damarlarımızla çevrili. Kapiller damarlarla çevrili. Ve bu damarlardaki kirli kan, daki oksijen, yani o kirli kanı kirli hale getiren, pardon, içindeki karbondioksittir. Evet. O karbondioksit dışarıya atılırken temiz olan oksijeni kan içerisine almakta, yani kirli kan oksijenle temizlenmektedir. Bu işlem alveol dediğimiz o hava keseciklerimizin duvarındaki kılcal damarlarda gerçekleşmektedir. Hı hı. Sağlıklı bir insan derin bir nefes çek, normal bir nefeste çektiğinde akciğerlerine temiz havayı, oksijenli havayı doldurur ve vücudundan artmış olan karbondioksiti geri atar nefes verdiği zaman. Bu sağlıklı bir şekilde yürüyen kısmı. Sağlıklı akciğer. Evet, şimdi bizim kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOAH dediğimiz hastalıkta, burada iki kısımda da anormallikler ortaya çıkmış oluyor. Hem hava yollarında ne yazık ki daralmalar oluyor. Hava yolu daraldığı için kişinin nefes alıp vermesinde, nefesi özellikle vermesinde bir zorluk oluyor. Evet. Hem de alveol dediğimiz o hava keseciklerinde önemli haraplanma var. Alveollerde de bir haraplanma olunca kanı temizleyecek olan alanda bir azalma gerçekleşiyor. Hı hı. Kanı hakkı kadar temizleyemez hale geliyor. O akciğer organ olarak bu işlevinde önemli bir azalma göstermiş oluyor. Peki bu hastalık ne sıklıkta görülüyor? Türkiye'de özellikle ne oranda, tüm dünyada, kadın erkek diye ayırmak mümkün mü? Söyleyelim, tüm dünyada yaygın gözüken bir hastalık ve bunun oranı olarak da günümüzde 40 yaş üzerinde gözüküyor. Yani genç bir insanda KOAH görmüyoruz. Hı hı. KOAH'ın sıklığından önce ben bir sebebine değinmek istiyorum. Tabii.
Sebebi zararlı bir takım partikül ve gaz ve dumanı solumakla oluyor. Ama bir kere solumakla olmuyor. Uzun süreler boyunca bunu soluyan kişilerde daha geç evrede artık akciğerlerde böyle bir yanıt gelişiyor. Bunun en baş sebebi tüm dünyada ve ülkemizde sigara kullanımıdır. Ne yazık. Sigara içen kişiler gençlik dönemlerinde sigara içmişlerdir. Sigarayı bırakmış olabilirler, 40-50 yaşlarına doğru bırakmamış olabilirler, fark etmez. 50 yaşlarından sonra bir kısmında KOAH gelişiyor, sigara içmiş olduğu için. Hı hı. Şimdi sigara içmeyen ve KOAH olan yok mu diye baktığımızda, evet, sigara dışında kötü, olumsuz gaz solunacak ortam olarak çeşitli meslek ortamları düşünülebilir. Ama onun da dışında ülkemiz için bir gerçek, özellikle belli bölgelerde köyde yaşayan hanımlarda orada ateş yakarak üzerinde yemek pişirme, ekmek veya işte çeşitli yemekleri pişirme, hemen ateşin başında çalıştığı bir süreç oluyor hanımların. Dumandan etkilenmek. Evet, sanırım. Oradaki dumanı solumuş olan mesela işte 15 yıl, 20 yıl bu şekilde genç kızlığından başlayarak belli bir yaşa kadar bu görevi yapmış olan hanımlar, hı hı, sanki sigara içmiş gibi o dumanı soludukları için ne yazık ki KOAH olabiliyorlar. Evet. Ülkemiz için de geçerli bir durum olduğu için bunu da hatırlatıyoruz. Hiç sigara içmemiş ama böyle bir ateş başında, onun dumanının başında çalışmış hanımlarda da var olan şikayetler KOAH olabilir. Peki farklı mesleklerde bu söz konusu mu? Farklı mesela meslekler, madende olabilir mi, değil, kömür? Şöyle söyleyeyim, burada duman, yani duman şeklinde olmalı. Hı hı. Madenler de tabii ki akciğer hastalığı yapabilir ama onlar partikülle, yani tozla, küçük partiküller halinde, evet, olduğu için onun yaptığı hastalık biraz daha farklıdır. Pnömokonyoz diyoruz. Dumanın yaptığı rahatsızlık KOAH şeklinde geliyor. Evet. Sigara dumanı ve diğer dumanları uzun süre solumakla oluşan KOAH şeklinde daha farklı bir hastalık oluyor. Demek ki baş sebebimiz sigara olacak, evet, şekilde ve hastalığın ortaya çıkış yaşı büyük olduğu için ben size toplumda görülme sıklığı olarak, evet, 40 yaş üzerinde 5 kişiden birinde görüyoruz diye bilgi vereceğim. Yani çok ciddi bir genel rakam aslında. Topluma yaydığımızda genç çevremi nüfusumuz var. Oran olarak değil, 40 yaş üzeri olarak verdiğimizde %20'yi buluyor. 5 kişiden biri KOAH'lı. 40 yaş üzeri olmasının nedeni sigaraya bağlı sigaranın olarak mı? Etkisi ancak o tarihte, yani, hı hı, belli bir süre kullanım olduktan sonra ileri yaş hastalığıdır. KOAH'ı 40 yaşın altındaki kişilerde görmüyoruz. Yani 40 yani yaştan uzun, sonra görüyoruz. Evet, uzun süre sigara kullanımı. Daha önce dumanla karşılaşmış olacak. Üzerine işte 15-20 yıl geçecek. Daha ileri yaşlarda, hmm, yavaş yavaş gelişen bir hastalık, hı hı, çünkü. Bir anda o dumana bir cevap vermiyor vücudumuz. Çok yavaş yavaş geliştiği için uzun süreli duman maruziyetinde bunu biz 40 yaşın üzerinde, evet, görüyoruz. Demek ki 5 kişiden birinde KOAH var. Erkeklerde sigara içim sıklığı kadınlara göre daha sık olduğu için erkeklerde biz KOAH'ı tabii ki daha sık görüyoruz. Ama günümüzde ne yazık ki kadınlarda da sigara içme oranında artış olduğu için, evet, ileriki yıllarda ne yazık ki kadın hastaları da göreceğiz. Bunların henüz süresi tam gelmedi ama bizim kadın KOAH'lı hastalarımız var. Sorduğumuzda onlar da içmişler sigara, öykülerinde uygun var. Dolayısıyla kadınlar da tabii ki KOAH olur. Biraz daha erkeklerde sık. Şimdi biz bu kavramdan yola çıkarak 5 kişiden birinde KOAH olmalı ama, evet, her 5 kişiden biri KOAH diye kendinin biliyor mu, farkında mı diye baktığımızda bunun çok az olduğunu görüyoruz. Türkiye'de şu anda 3-5 milyon civarı KOAH olması lazım nüfusa göre oranladığımızda. Ama şu anki rakamlarımız 300-500 bin arası. Yani bu milyonluk hastaların hepsine biz KOAH teşhisi koyabilmiş değiliz. Ama hocam şunu da sormak istiyorum ben. Biz bu KOAH'ı son zamanlarda çok duyduk. Evet. Eskiden bu kadar çok KOAH olarak bilinmiyordu gerçekten. Şimdi biz aslında bakarsanız 2000'li yıllardan beridir Türk Toraks Derneği olarak, Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Derneği, hı-hı, olarak bulunduğumuz bölgelerde her sene KOAH günü aktivite, etkinlik yaptık. KOAH bilinmediği için halk arasında. Evet. Bunu tanıtmak için çok uğraş verdik. Bu şekilde televizyon programlarına da çok çıktık. Ancak ta ki televizyonlarda bir tanıtım filmi dönünceye kadar. 2-3 senedir televizyonlarımızda bir tanıtım filmi döndürülmeye başladı. Bu da GARD dediğim Sağlık Bakanlığı'yla ortak çalıştıktan, evet, sonra oldu.
o görüntüler o göründü vesileyle. Artık herkes evet. KOAH'ı. Basın çünkü burada gerçekten çok etkili insanların bilinçlendirilmesi konusunda. Ayrıca yani evet. Ulusal televizyon ve uygun saatlerde, reyting dönemi saatlerinde o burnunda oksijen hortumuyla evet. Nefes almakta zorluk çeken bir amfizem KOAH hastasının görüntüleri yayınlanınca o sigara buna neden oluyor. Bu şekilde oluyor diye gösterilince şimdi artık kime sorduk mu bir KOAH'ı bir yerden duymuş oluyor evet. Hastalarımız. Biz senelerdir uğraşıyoruz ama işte gerçekten etkin tanıtım bu şekilde. Buradaki amacımız ne? Rakamlara göre daha KOAH olduğunu bilmediğimiz, kişinin de bilmediği bir grup KOAH'lımız var. Teşhis koymamış, konmamış olarak yaşıyorlar şu anda. Evet. Çünkü hesaplamalara göre daha çok KOAH'lı hastamız olmalı nüfusumuzla hesapladığımızda. Hı hı. Ama bunlar tanı konmamış olduğu gizli için. Gizli KOAH'lar var. Gizli derken yakınmaları bilimle. Var ama doktora gitmeyi hı hı. düşünememiş. Bu test yapılmamış yani tanıda kullanılan solunum fonksiyon testi yapılmamış. Geçici bir takım tedaviler belki almış olabilir. Onlarda tanı eksikliği var. O halde biz şu bilinci oluşsun diye bu programda evet. da aktarmaya çalışıyoruz. Eğer öksürüğünüz varsa, hı hı. balgam çıkarıyorsanız, ve yol yürüdüğünüzde, merdiven çıktığınızda nefesiniz daralıyorsa, bu üç şikayetten en az ikisi bile varsa göğüs uzmanına gidip, göğüs hastalıkları uzmanına gidip görünün, size bir solunum fonksiyon testi yapılsın. Evet. Çünkü hafif bir KOAH'sanız bile solunum fonksiyon testinde bir şekilde bu yansır. En azından erken dönemindeyken hastalığı teşhis edilmiş olur. Ben şunu sormak istiyorum. Belirtilerini söylediniz az evet, önce. Evet, belirtileri balgam. De bu şekilde. Yalnız belirtileri gerçekten hemen hemen her sigara içen evet. kişide görülebilecek tarzda. Peki KOAH tanısını nasıl koyacağız? Şimdi şöyle söyleyelim. Normalde öksürmek normal değildir. Sigara içen kişilerde bir öksürük olur. Buna hı-hı. sigara öksürüğü diyoruz. Yalnız eğer sigara içen kişiler öksürmenin dışında balgam da çıkarmaya başlamışlarsa, özellikle sabah uyandıklarında şöyle bir bronşlarını öksürüp temizleyip de lavaboya balgam tükürüyorlarsa evet. artık kronik bronşit dediğimiz bir faza geçmiş oluyorlar. Sigara yıllardır içiliyor olduğu zaman önce kronik bronşit olunuyor. Kronik bronşitin bulgusu da öksürük ve balgam çıkarmaktır. Hı hı. Balgam devamlı olmasa da kış aylarında özellikle uzamış sürelerle balgamlı dönemler olur. Bir miktar iyileşir ama sonra tekrarlar. Yani bu şekilde balgamın sık eşlik ettiği öksürük dönemleri varsa zaten bu kronik bronşit. Evet. Kronik bronşitin bir üst basamağı da artık nefes yollarının, bronşlarımızın daralmaya başladığı. Yani obstrüktif demek, daralmak demek. Obstrüktif faz. Burada da artık nefes darlığı. Yani öksürük var, balgam hı-hı. var. Bir de üzerine nefes darlığı ekleniyor. Başlangıçtaki nefes darlığı çok bariz değildir. Ancak ileri efor yapılırsa, merdivende yük taşınırsa, yokuş yukarı doğru çıkılırsa ya da koşmak, hızlı yürümek evet. gereken bir durum oldu mu? Eğer kişi nefes nefese kalıyorsa, yanındaki akranlarına göre, yanındaki diğer insanlara göre çabuk yoruluyorsa, dinlenme ihtiyacı duyuyorsa, efor disnesi dediğimiz bu durum önce eforla başlar. Ama nefes darlığı ilerleyicidir KOAH'ta. Hı hı. Giderek seneler içinde, aylar içinde artış gösterir. Bir süre sonra normal bir yolu yürürken de, yani illa yokuş çıkmasına gerek yok, hızlı yürümesine gerek yok. Normal düz yolda bile, hı hı. nefesi daralmaya başlayabilir. Artık hastanın günlük işlerini, çarşıya, pazara veya mesleğine gittiği zaman yaptığı işleri etkileyecek derecede nefes darlığı artabilir. En ileri evre dediğimiz, evreleri var tabii KOAH'ın, hafif, evet. orta, ağır ve çok ağır diye. En ileri evrede artık böyle oturduğu yerde bile nefes darlığı şeklinde oluyor ve hiçbir iş yapmadan bile nefes darlığı çekebiliyor ileri evre hastalarımız. O zaman bu hastada dediğiniz gibi erken tanı çok önemli. Çok ki önemli. Şöyle bir durum da söz konusu olabilir mi? Kronik bir bronşiti rahatsızlığı bile, olan bir kişinin bile aslında gitmesi gidip lazım, tabii. Yani solunum testi yaptırması. Yani kronik bronşit bulguları da zaten normal değil. O da bir hastalık. KOAH'ın evet. ön haber verici hı hı. hastalığı ve bu kişiler doktora gidip kronik bronşit olduklarını öğrenince zaten ilk yapılacak şey sigaranın bırakılması. Eğer o fazla sigarayı bırakırsa belki hiç KOAH olmayabilir kronik evet. bronşitliler. Ve KOAH'ın erken evresinde veya hangi evresi olursa olsun hastanın tanı konduğu anda
ne gibi bir tedavisi var diye bize sorduğu zaman hastalarımız, bunun tek tedavisi sigaranın bırakılması. Aynı anda sigara içerken iyileşmesi ve düzelmesi mümkün değil yani. Peki, bu derece. Peki isterseniz bu hastalıkta sigaranın önemi çok. Kesinlikle. Kesinlikle çok fazla. Bundan bahsedelim. Nasıl bir ilişki var koahla sigara arasında? Evet. Onu tamamen açalım. Yani, neden bırakılması gerekiyor? Ondan girişte bahsedelim. De söylediğimiz gibi zaten koahı oluşturan şey çok uzun süre sigara dumanı solumuş olmak. Burada aktif sigara içiciliği, yani kişinin bizzat sigarayı içmiş olması ama belli bir sürede içmiş olması, yani 10 yıl günde bir paket ve üzerinde içmişse koah için daha uygun. Daha uzun bir süre ve devamlılık göstermiş. Tabii bizim hastalarımıza sorduğumuzda 20 yıl, 30 yıl günde bir değil, 1,5 belki 2 paket düzenli bir içiş tarif ediliyor. Eğer bu şekilde olduğu zaman çok daha erken veya daha küçük bir yaşta, daha erken bir yaşta da karşımıza koah çıkabilir. Çok yoğun, çok erken yaşta sigara içmeye başlamışsa koah daha kolay oluşuyor. Bazen soruyoruz, 13-14 yaşından beri içiyorum diyor hastalar. Daha çocuk akciğeri varken sigara dumanına maruz kaldığı için o çok daha kolay koah olabiliyor. Şimdi bunun solunduğu zaman zehirli bir duman olduğu için gerek aktif içen, bazen de hiç sigara içmemiş birinde eğer bulgular görürsek şöyle sorarız. Evde sizin yanınızda sigara içilmiş miydi? Buna ne diyoruz? Pasif içicilik diyoruz. Gerçekten bazı hanımlar kendileri hiç sigara içmemiş, dumana maruz kalmadıklarını, hani köy yerinde de yaşamamış oluyorlar. Ama sorduğumuzda eşleri yanlarında sigara içmiş. Şimdi oradan soludukları için kendileri de içmiş gibi oldular. Ve bundan dolayı da koah olabilirler. Evet. Pasif içicilik de ne yazık ki koaha neden olabiliyor. Burada solunan duman bronşlara gittiği zaman, nefes hava keselerine gittiği zaman vücut bir tepkime verme ihtiyacı duyuyor. Burada bir daralma gösteriyor. Aşırı miktarda sekresyon oluşma cevabı gösteriyor. Ve bu sigara dumanının zehirli yapısı bizim hava keselerimizin arasındaki duvarları harap ediyor. Böyle küçük küçük odacıklar halinde ve işlev gören hava keselerini şöyle düşünün, bir eve giriyorsunuz, 4-5 tane oda var içinde, arada duvarlar var. Birçok işte kullanabiliyorsunuz o evdeki her odayı, bir ayrı işi olabiliyor. Şimdi koahtaki hastada bu duvarların yıkıldığını düşünün. Eve giriyorsunuz, geniş bir ev, hiçbir odası yok, tek bir büyük odadan ibaret. Hiçbir işinizi tam kullanamazsınız. İşlevini yitirmiş oluyor artık ev. Aynen alveoller de duvarları yıkıldığı zaman çok büyük hava kesecikleri haline dönüşürler. Duvarda esas kan temizlenmesi yapılıyordu hatırlarsanız. En önemli nokta o duvardaki duvar. Yıkım olduğu zaman, oradaki damarlar yıkıldığı zaman kanı temizleyeceği alanlar çok azalmış oluyor. Dolayısıyla kan temizlenemiyor ve buradan nefes darlığı başlıyor. Hem hava yolundaki daralma, bronşlardaki daralma, hem de alveollerdeki bu yıkılma, biz amfizem diyoruz. Belki bu isim olarak da duymuş hastalarımız olabilir. Yani koahlı bir hastada hem kronik bronşit oluyor, bronşlarda balgam birikiyor ve bronşlar daralıyor. Hem de amfizem dediğimiz hava keselerinde yıkılma, buna bağlı her ikisinin birlikte olduğu bir hastalık. Yani bunun baş sebebi sigara dumanı dediğimiz toksik, zehirli, zararlı dumanı ısrarla yıllarca solunmuş olması. Yani o yüzden demek lazım ki sigarayı azaltmak pek bir faydası yok. Kesinlikle hiç içilmeyecek tabii. Tamamen bırakmak gerekiyor. Yani şuradan ben dinleyen herkese şu anda her yaşta, sağlıklı da olabilirler, eşlik eden herhangi bir hastalıkları da olabilir. Sigara içiyorlarsa kesinlikle hemen bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biz sigaranın zararlarıyla ve yıllar sonra ortaya çıkan sadece koah değil, her çeşit kalp hastalığına ve ne yazık ki kanser gibi tedavisi günümüzde çok daha zor olan bir hastalığa da neden olduğunu düşünürsek, ileriki yıllarındaki sağlığını düşünerek hemen sigarayı bırakmalarına çağrı yapıyorum. Son derece umarım zararlı. Umarım etkili olur. Evet, yani biz bu tarz rahatsızlıkları sürekli ekrana taşıyoruz, hatırlatıyoruz izleyicilerimize. Evet. Umarım faydalı olur. Çünkü dediğiniz gibi başka hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Özellikle ben koahı da sormak istiyorum. Başka hastalıklarla karıştırıldığı oluyor mu? Şimdi tabii ki öksürük, balgam, belki hırıldı ve nefes darlığı olduğu için bazı kalp hastalıklarında da nefes darlığı veya akciğerin nefes darlığı yapan diğer hastalıklarıyla karışabilir. Evet. Zaten bu yakınmalarla hastamız kendisi teşhisini koymayacak. Göğüs hastalıkları uzmanına gelecek.
Göğüs hastalıkları uzmanı hastanın hem muayenesini yapıp hem de akciğer grafisini, akciğer filmini, gerekirse tomografisini duruma göre isteyerek onun başka bir hastalık değil de KOAH olduğunun teşhisini koyacaktır. Esas teşhisi biz solunum fonksiyon testiyle koyuyoruz. Evet. Ama başka bir hastalık da olmasın diye akciğer grafisine ve başka testlerine, kan testlerine yine bakıyoruz. En çok astımla karışabilir. Geçen hafta da ilk programımızda biz astımı konuşmuştuk. Astımla karışması şöyle daha çok oluyor. Astım genelde gençlerin hastalığı. 20'li, 30'lu bilemediniz 40'lı yaşlarda var. Ağırlıklı hastalarımızın çoğu. Esas zaten çocukluk yaş grubunda sıktı ama erişkin yaşlarda da genç erişkinlerde sık. İleri yaşta da astım olmaz mı? Olur. Evet. Ama biz ileri yaştaki bir astımlı hastayı bazen KOAH'lı bir hastadan ayırt etmemiz gerekiyor. Yani astımdan karışmaması için. Zaten bu da bir takım alerjik sebepler varsa astım lehine, sigara öyküsü varsa KOAH lehine düşünerek ayırıcı tanımızı, yani kesin tanımızı koymuş oluyoruz. Yani aslında biraz da böylelikle tanıdan da bahsettik. Tabii. Tanıyı da bu şekilde koyuyoruz. Tanısını bu şekilde koyuyorsunuz. Sadece solunum testi mi peki? Başka testler uygulanıyor mu? Şimdi solunum fonksiyon testi önceliklidir. Belki hafif bir düşüş varsa hastaya hemen ilaç başlanmayıp bir takibe de alınabilir. Çünkü hafif düşüş olduğu zaman devamlı ilaç verilmeyecek. Ama sigara içiliyorsa mutlaka bırakılacak bir evre oluyor, en hafif evre. Çünkü en hafif evrede nefes testleri henüz çok düşmüş değil. Çok hafif bir azalma var. Böyle ciddi bir ilaç vereceğimiz derecede değil. Ama ne yapmamız lazım? Bu ilerleyecek, biliyoruz, başlamış. Çünkü ilerleyecek. Bir hastalık. İlerleyeceği için mutlaka sigaranın bırakılması şeklinde bir tedavi veriyoruz. O da bir tedavidir. Ayrıca bir tedavi o. Yani bunu dışarıdan ayrıca bir şey vermeyip aldığı zararlı maddeyi keserek bir tedavi. İyileşme elde edeceğiz hastamızda. Yani ne kadar önemli olduğunu bir kez daha direkt vurgulamış olduk. Direkt sigarayla ilişkili bir hastalık kesinlikle. Çünkü. Peki bu hastalığa yakalananlar için hani bir endişe oluşturmasın? Tedavi yöntemi var mı? Ben bunu sorayım. Şöyle, tedavi edilebilir bir hastalık mı? Şimdi kronik bir durum. Yani bir tanı konduktan sonra artık hastayla birlikte yaşıyor bu durum. Hastayla beraber gidiyor. Tedavisi ilaçlarla ve sigaranın bırakılmasıyla mutlaka ki hasta belli bir rahatlama elde ediyor. Yalnız ilerleyici, sigarayı bıraktığınızda da biraz ilerliyor. Ama sigarayı bırakmazsa hasta çok daha hızlı ilerliyor. O yüzden mutlaka sigarasız olarak takip ediyoruz. Kendi içinde, seneler içinde bir miktar ilerleme gösterebilir. Hastaların içmiş oldukları sigara miktarına bağlıdır bu. Ve bunun için hastada en önemli zorluk ataklarla seyretmesidir. Yani hastanın günlük öksürüğü, balgamı ve nefes darlığı vardır ama dönem dönem daha yoğun öksürük, balgam ve daha şiddetli nefes darlığı içeren dönemler yaşayabilir. Biz bunlara KOAH atakları, KOAH egzazerbasyon diyoruz ama Türkçe'ye bunu atak diye geçirebiliriz. KOAH atakları diyoruz. Atak döneminde hastaların mutlaka doktorlarına başvurmaları ve bu atakları en iyi şekilde tedavisi yapılmalı. Daha uygun bir şekilde atak döneminde KOAH hastalarının alacağı düzenli ilaçları biz buhar şeklindeki ilaçlara dönüştürüyoruz. Özel nebulizatör denilen cihazlarla. O dönemde oksijen almaları gerekebilir ve eğer iltihaplanma eklenmişse de antibiyotik kullanmaları gerekir. Eğer durumuna göre bunları ayaktan da yapabiliriz, yatırarak da yapabiliriz. KOAH'lı bir hasta için atak geçirmek önemli. Eğer çok sık atak geçiren bir KOAH'lıysa bu hasta önümüzdeki sene de atak geçirecek demektir. Yani atak geçirmiş bir hasta için bunun gelecek sene de atak geçireceğini öngörüyoruz. Ve bunun için çok sıkı doktor kontrolü ve düzenli ilaç tedavisine uyum burada önem kazanıyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Atak dediniz. Peki bu ataklar neye göre oluyor? Hava değişikliği mi? Neden ileri ataklara geliyor ataklar? Neler sebep oluyor diye baktığımızda şimdi KOAH ataklarında önemli sebeplerden biri kış aylarında kirli hava ve kış aylarında geçirilen solunum yolu infeksiyonlarıdır. Yazı kısmen rahat geçiren bir KOAH'lı hastamız kış geldiğinde bir grip olduğu zaman hemen bronşlara inebilir. Zaten kronik bronşiti var. Kış aylarında balgam, öksürük sık görülüyor. KOAH olmadan önce de var bunlar. Bunların yanına KOAH'ı da eklediğimiz zaman en ufak bir gribal infeksiyon, normal kişide 5 günde atlatılan bir şey, KOAH'lı hastayı atağa sokabilir.
O yüzden biz bütün kuahlı hastalarımıza her sonbaharda mutlaka grip aşısı olmalarını, ömürlerinde bir kereye mahsus da zatürre aşısı olmalarını öneriyoruz. O zatürre aşısı bir kereye mahsus yapılıyor. Ve mikrobik durumlara karşı onları koruduğumuzda gribal infeksiyonların atak geliştirmesi ya da bronşit olmalarını önlediğimizde biz atağı da önlemiş oluyoruz. Bu önemli bir koruma unsurudur. Mutlaka her koahlı hastada uygulanması gerekiyor. Şimdi infeksiyon dışında hava kirliliği de sebep. Evet. Zaten hastamız sigarayı bırakmış olmalı. Ama kış aylarında her ne kadar doğal gaz uygulamasına geçildikten sonra oldukça ferahlasa da sanayisi olan bir kentteyiz. Ve bazı semtlerde trafik ve kömür kullanımının devam ettiği yerlerde kışın hala hava önemli ölçüde kirli olabilir. Koala hasta bu kirli havayı soluduğunda atak geçirebilir. O yüzden çok kirli hava uyarısı olduğu günler olur kış aylarında. Bunu Çevre Bakanlığı tarafından, Şehircilik Bakanlığı tarafından artık değişti. Uyarılar olur. O günlerde sokağa çıkmamaları uyarısı yapılır. Solunum hastalığı, yani astımı ve koahı olanların o günlerde sokağa çıkmaması uyarısı yapılır. Evet. Ki bu günümüz şartlarında nasıl mümkün olabilir pek bilmiyorum ama çünkü baktığımızda her yerde dediğiniz gibi sanayi, motorlu taşıtlar, ulaşımda yoğun duman. Evet. Şimdi bu GARD kapsamında Sağlık Müdürlüğü ile de ortak çalıştığımız için burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zaten istasyonları şehrin belli yerlerinde havadaki partikül yoğunluğunu kış aylarında artıyor bir miktar yakıtlarla. Bunu denetliyorlar ve belli bir eşik değerin üzerine çıktığı zaman uyarılar. O kuruluşun web sayfalarından bunu takip edebilir hastalar. Uyarı, eşik değerin üzerine çıkma uyarısı olduğu zaman o semtlerdeyseler, bulunduğu semtin hava sirkülasyonu da önemli. Çukur semtlerde ve yüksek binaların arasında yaşıyorsa hava akımıyla oradaki kirli hava temizlenmediği için daha kirli hava olurken biraz daha tepelik, rüzgar alan bir semtte ise hava sirkülasyonu varsa daha temiz hava, gerektiğinde temiz havalı bir semte bile taşınmasını söyleyebiliyoruz hastalarımıza. Bir telefonumuz var şu an alalım. Alo. Alo. Buyurun Maksut Bey, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Benim bu hocama bir sualim olacak. Ben astım, KOHA ikisinden bir hastalığım var. Ama ikisinin de isimlerini söylüyorlar doktorlara gittiğim zaman. Burnum tıkanıyor. Burnum tıkanıyor. Bir de sigara dumanı. Bu da kömür dumanı bahsettiğiniz gibi. Bunlar bana çok acayip şekilde dokunuyor. Ne yapayım? Siz bu konuda tedavi alıyor musunuz Maksut Bey? Alıyorum. Tamam. Sigara kullanmış mıydınız daha önce? 15 sene oldu sigarayı bıraktım. Daha önce kullanma süreniz ne kadardı? Of, 3 paket 2000 sigarası içiyordum günde. Efendim? 3 paket 2000 sigarası içiyordum günde. Kaç sene boyunca kullandınız? 3 paket. Kaç yıl içtiniz? Oh, 30 yıl. Evet. Şimdi, 30 yıl. Bu öyküye göre bazı hastalarımızda sigara içmiş olduğu için KOAH bulunuyor. Bir de burnu tıkanması ve kokularla ayrıca nefesi tıkandığı için astım komponenti de olabilir. Yani kişi bir şekilde hem astım hem iki hastalık bir arada bulunduğu bir durum var diyoruz. Astım ve KOAH overlap, yani üst üste binme sendromu diyoruz. Hem astımınız hem KOAH'ınız var. Bu iki hastalığın ilaçları önemli ölçüde ortaktır. Yalnız astımla ilgili hani KOAH ilaçları ağırlıklı verilmişse belki burun tıkanıklığına yönelik veya astımla ilgili ilave hap tedavilerimiz olabilir. Alerjik bir zemin olabilir. Bu yönden ayrıca bir bakılması için alerji uzmanına veya göğüs uzmanına bu konuyu vurgulayarak gidebilirsiniz veya alerji uzmanına başvurabilirsiniz. Anladığım kadarıyla KOAH tedavisi düzenli yürüyor hastamızın. Eşlik eden burun tıkanıklığını da çözmek gerekiyor. İkisi bir arada var sizde diyelim. Maksut Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir sualim daha olacak hocam. Bir sualim daha. Bir sorumuz daha Maksut var. Maksut Bey öncelikle... Dinler misiniz beni? Bir kusura bakmayın daha. Bölüyorum. Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Çok net alamıyoruz sesinizi çünkü. Hocam bir sualim buyurunuz, daha olacak. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Bu KOAH veya astım öldürücü müdür? Şimdi şöyle söyleyeyim. KOAH'ta hava yolları daralması zaman içinde arttığı için belli bir yaşa kadar gittiğinizde o sıkıntı kendini göstermeye başlayabilir. İlerleme hızı da önemli.
Yani siz sigarayı bırakmışsınız, çok önemli bir iş yapmışsınız. Dolayısıyla eşlik eden başka bir kalp rahatsızlığı falan sizi rahatsız etmedikçe, bir beyin damar hastalığı gibi, damar kusuruna bağlı problemler sizi rahatsız etmedikçe, tedavilerinize de düzenli riayet ettiğinizde, doktor kontrolleriniz, işte grip aşılarınızı yaptırdığınızda, bu hastalıkla birlikte yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Ama bunlara dikkat etmediğinizde ve atak geçirirseniz, her kış hastaneye yatmak gereken ataklarınız olursa, hastalığınız bu sefer çok hızlı ilerliyor demektir. Orada bir dikkat etmek gerekiyor. Tamam mı? Çok teşekkür ediyoruz Mert Bey. Geçmiş olsun. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Çok sağ olun. Evet, az önce de dinledik. En büyük korkulardan birisi, bu hastalık tehlikeli mi? Mutlaka çok hızlı ilerlediği zaman solunum yetmezliğine yol açıyor. Şimdi hastalığımızın evrelerinden bahsettik. Tanıyı koyduktan sonra evre hafif, orta, ağır ve çok ağır diye evrelere ayırıyoruz. Ve hafif evre sadece ilaç vermeyip sadece sigarayı bırak dediğimiz, gerçekten de solunum testi normale yakın. Çok az bir düşüş var. Ama bundan sonraki evreler, yani orta, ağır ve çok ağır evrelerde nefes testlerinde önemli düşüşler var. Hı hı. Bu önemli düşüşler için mutlaka hastanın düzenli olarak, ben burada bazı örneklerini getirdim. İlaç. İnhaler yolla, yani solunum yoluyla nefesine çekerek alacağı, o daralmış, sıkışmış olan bronşları genişletip rahatlatacak ilaçları günlük olarak, her gün düzenli olarak kullanmasını söylüyoruz. Özellikle KOAH hastaları şu ilacı çok iyi tanıyacaklardır. Çünkü erken evrede ilk verilen tedavi bu şekilde kullanılan, günde bir kullanılan nefes bir ilaçtır. Nefes açıcı bir ilaç sanırım. Bu nefes açıcı bir form. Nefes açıcı ama her gün kullanılıyor. Günde bir kere kullanmak da yetiyor. 24 saat boyunca etkisini sürdürüyor. Evet. Ama KOAH biraz daha ilerlemiş bir evredeyse, o zaman bunun yanına, sadece bunu veremeyiz, bunun yanına bu şekilde ya bu kırmızılıdan ya morludan ya da başka çeşitlerimiz de var. Hastalarımız görecektir. Bu şekilde kapsülle, buraya kapsül yerleştirip nefesine çekecek şekilde ilaçlardan birini bunun yanına eklememiz gerekiyor. Yani İleri durumda olduğunda değil mi? Giderek orta ve şiddetliye doğru gittiği zaman. Evet. O halde düzenli kullanacağı en az 1, 2, belki 3 nefes yoluyla alacağı ilacı olacak hastanın. Peki bunlar sürekli mi olacak? Sürekli hastanın? Kullanacak. Sürekli kullanacak. Çünkü biz bunları zaten nefes testi artık belli bir düşüşe ulaşmışsa, hava yolları daralmış durumda olduğu için vermek zorundayız. Bunu vermezsek daha da nefesi dar olacak. Bunu vererek nefesi bir miktar açıyoruz. Ama tamamen normal eski haline döndüremesek de bir miktar açıyoruz ve hastamız mutlaka rahatlıyor. Yani bunu da şöyle diyebiliriz. Tamamen hastalığı ortadan kaldıramıyoruz. Mutlaka kaldıramıyoruz ama ilaçlarla etkilerini azaltabiliyoruz. İlaçlarla sonra onun günlük yaşamını hastamızın biraz daha sürdürebilir. İşine, gücüne yapacağı şeyleri daha rahat yapabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Yine tüm hastalarımıza şurada gördüğümüz nefes açıcı bir spreyimiz var. Bu spreyi biz devamlı kullan diye vermiyoruz. Evet. Cebinde taşıyor hastalarımız. Çünkü normal işler iyi gidiyorken, normal bu ilaçlarını kullanıyorken arada sürpriz olarak nefesi daralabilir. Mesela bir yol merdiven çıkması gerekir. Bir anda hırıl hırıl nefesi daralabilir. O durumda hastamız yanında taşıdığı bu spreyden iki kez nefesine uygulayacak, nefesine çekecek ve o anda bir nefesinde açılma elde edecek. Bunu da kurtarıcı ilaçlar diyoruz. Evet. Astımlı hastalarımıza da veriyoruz. KOAH'ta da farklı bir şekilde var. Bunun içinde iki çeşit nefes açıcı karışık haldedir. KOAH'a etkili olduğu için iki çeşidin karışımını kullanıyoruz. Evet. Bunların teknikleri çok önemlidir. Kullanım çünkü düzenli tekniği. Olarak hap şeklinde de değil ki hani hemen yutuversin. Kanada geçmiyorlar. Sadece lokal uygulama. O yüzden ben burada biraz zamanımızda varsa doğru kullanmakla ilgili göstermek istiyorum. Sonlarına yaklaşıyoruz. Evet. Bunu da göstererek o zaman. Şimdi normalde bu ölçülü doz dediğimiz ilaçlarda kapağını açtıktan sonra biraz çalkalıyoruz. Alta baş parmağımız, üste de diğer parmaklarımız gelecek. Çünkü biraz kuvvetli basmak gerekiyor. Bakın bastığımızda, tabii bunun içindeki bitmiş, yani bu şekilde püskürme hareketi olarak şunu göstereyim. Bizim daha çok astımlılarda verdiğimiz. Evet. Tabii bu da bitmiş mi? Biraz çıkıyor. Bu gördüğünüz gibi basar basmaz kuvvetli ilaç içindeki itici gazla püskürüyor. Şimdi biz bunu çekeceğimiz zaman kullanmadan önce
Önce derin bir nefes alıp ciğerimizi iyice boşaltmamız lazım. Evet. Yani şu şekilde. Nefes aldım ve boşaltıyorum. İyice boşaldığında beklemeden hemen ağzımızı buraya kapatıyoruz. Basıyoruz ve o anda dumanı nefes çekiyoruz. İçine ilacı diyelim. Nefesimize çektik. Hı-hı. Burada basma ve nefesi çekme aynı anda olmalıdır. Eğer burada bir zaman kayması varsa, evet, basılan ilaç ağza yapıştığı için ciğere inemez. Veya nefesi çektikten sonra basarsanız zaten içeri nefes alamayız. Evet. Demek ki bas ve nefes çek aynı anda yapmalıyız. Ve bunu yaptıktan sonra basıp çektik. İçimizde 3'e kadar sayıyoruz. Nefesi sonra veriyoruz. Hı hı. En çok yapılan hatalar bunu zamanlamasını yapamamak. Evet. Ağız açıkken bu şekilde püskürtmeye çalışmak. Bu şekilde ilaç gidemez. Hastalarımız çok iyi biliyor. Daha önce sigara içmişlerdi. Hiç ağzı açıkken sigarayı içine çektiklerini hatırlıyorlar mı? Ağzı tam kapatmalıyız ki buradan çıkan nefesi, evet, ilacı içimize çekebilirim. Çünkü ciğere kadar inmesi, evet, gerekiyor. Inmesi önemli. Şimdi bunu çektikten sonra hastalarımıza soruyoruz. İlacı nerede hissettiniz? Hı hı. Ağzın içinde ya da boğazda hissettiyse yanlış oldu. Çünkü göğsünde hissetmesi, evet, lazım. Ciğerlerimizde yeterince lazım, derin çekememiş demektir. Hı hı. Mutlaka tekrar gittiğinde doktoruna ben bunu iyi kullanamıyorum diye hatırlatmasını öneriyoruz. Evet. İsterseniz, hı hı, programımızın sonlarına yaklaştık. Artık yaklaştık, evet. Yine bu çarşamba günü nerede yapılacağı bu test? Evet, onu bir hatırlatalım. Tabii çok ki önemli dediğiniz şimdi, gibi. Şimdi biz burada ben ilaç tedavisinin dışında, hı hı, çok önemli bir tedaviden daha bahsedeceğim. Evet. Sigarayı bırakmış hastamız ilaçlarını da kullanıyor. Çok da düzenli ve doğru kullanıyor ama hala bazı sıkıntıları varsa bu senenin mesajı yürüyüş yapmak, evet, üzerine. Koalı hastalar nefesim dar diye evlerinde oturma eğilimindeler. Çok sakin, sedatif yaşama eğilimindeler. Biz bunun kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü evlerinde otura otura var olan kasları da eriyor. Ve nefes alıp verecek güçlü kaslara sahip olamadıkları için nefesleri daha da çok daralabiliyor. Bu kısır döngüyü kırmak adına, hı hı, koalı her hastamıza spor ayakkabılarını giyip temiz havalı bir ortamda, düz bir yolda günde yarım, evet, saat en az tempolu bir şekilde yürümeleri. Diyeceklerdir ki benim nefesim zaten dar, ben nasıl yürüyeyim? Başlangıçta çok yavaş yavaş kısa süreli yürüyebilirler. Vücut ona alıştıkça biraz daha uzun yürüyebilmeye, evet, başladıklarını görecekler. Daha da nefes almakla ilgili kas zafiyeti olanlarda rehabilitasyon dediğimiz solunum rehabilitasyonu, tam Türkçe ismi yok ama solunum kaslarının egzersizle geliştirilmesi diyelim. Evet. Programı çok faydalı. Sigara bırakılmak kadar faydalı olduğu gösterildi. Bu da şu an için Bursa'da Göğüs Hastalıkları Hastanemizde bir merkez açıldı. Rehabilitasyon, hı hı, uygulanıyor. İnşallah önümüzdeki sene Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Biriminde, evet, de ileride açacağız. Bunun da mutlaka ileri koahlı hastalarda faydalı olduğunu vurgulayalım. Tanı koymak her şeyin önünde diyoruz, evet, ve eğer sizin de öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmaları varsa 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Koruparkta saat 10 ile 6 arasında açtığımız standımızda sizi ücretsiz solunum fonksiyon testine çağırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica Dani ederiz. Hanım, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyenler, bugün ilerleyici bir akciğer hastalığı olan KOAH'tan bahsettik. Dani Hanım'ın da dediği gibi çarşamba günü eğer bu belirttiğimiz risklerden en az bir ikisini taşıyorsanız solunum fonksiyon testini uygulamak için sizleri Koruparka bekliyoruz. Yeni konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.